CB250R ve vites göstergesi hadisesi. CB250R'ın kanayan yarası resmen. Videonun ne kadar incelemesi varsa hepsinde değinilmiş. CB125R'da varken onun abisi olan buna CB250R'a vites göstergesi koymamışlar. Burada hararet göstergesi var onun yerine. Tabii bu bir eksiklik mi? Evet, bu bir eksiklik. Neden? Çünkü bunun küçüğünde var. Oraya anlık yakıt koymuşsun, bir sürü zamazingo koymuşsun ama onu koymamışsın. Çok büyük bir problem olmamakla birlikte bu bir eksiklik. Tabii ben merak ettim. Baktım, böyle motosikletlere sonradan vites göstergesi takılabiliyormuş. Ben de biraz meraklıyım bu kendin yapışlarına. Hatta burada neler feda etmişimdir. Ne telefonlar, bilgisayarlar tamir olmayacak şekilde bozmuşluğum vardır. Neyse, bunu da merak ettim. Burası, şuradan geçelim de. İşte merak ettim ya, buna takılıyor mu? İşte biraz araştırdım. Orada vites göstergesine ait bir soket varmış. Boşta duruyormuş. Tabii ilk duyunca çok komik geliyor. Yani oraya kadar getirip bunu yaptıysan neden eklemiyorsun, ama bir açıklaması yok tabii. Maliyet dersin, şu dersin, bu dersin. Neyse. Tabii internette de bununla ilgili yeterli veri, içerik bulamıyoruz bir türlü maalesef. Hani baştan sona buna sürecini, prosesini anlatan bir içerik yok. Varsa da ben bulamadım. O yüzden dedim ki bir tane sipariş vereyim. Oluyorsa onu da anlatayım ben insanlara. İnsanlar da görsün bu nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor. Keza geldi, gördüğünüz gibi şıkır şıkır bir vites göstergesi var orada. Vites göstergesine artık ihtiyacım yoktu. Yani epey kilometre yaptık bununla da. Artık kaç bin devirde nerededir, nasıl tepkiler verir aşağı yukarı kestirebiliyorum. Ancak yine de merak ettim. Yani böyle bir şey yapılabiliyorsa yapayım. Motosiklete başlayacak arkadaşlar için CB250R'dan uzak durma nedenlerinden birisi olabiliyor. Olabiliyor. vites göstergesinin olmayışı. O sorunun önüne geçebilir miyiz diye bir düşündüm. Geçtim. Aslında Honda'ya çalışıyoruz yani burada. Bu iş bana kaça mal oldu? Ne oldu? Nasıl bitti? Nereden aldım? Daha uygunu var mıydı? Yok muydu? Bunu anlatayım. AliExpress'ten aldım vites göstergesi. Tabii ben kutuyu açtım, inceledim. Hangi ürünü aldım onu göstereyim şimdi size. Bunlar benim siparişlerim. Aldığım ürün burada. Ürün bu. Şimdi ben ürün linkini video açıklamasına da koyacağım. Ancak satıştan kalkar, bir şey olur. O yüzden fotoğraflarını, detaylarını göstereyim. Bir benzerini bulabilirsiniz belki. Burada fiyatları, renkleri var. Şöyle bir de kasası varmış. Bu gidona falan tutturmak için ekstradan satılıyor. Ürünün kendi açıklamasında hangi modelleri desteklediği de yazıyor. Epey bir model var burada. Ben CB250R için çekiyorum videoyu ama işine yarayacak arkadaşlar olacaktır. İşte aşağıda görüntüler, kutu içeriği vesaire bir şeyler var. Bu bana ne kadara mal oldu ona bakalım. Buradan detaylar diyelim. Şimdi bakıyoruz. Ben 5 Ağustos'ta sipariş vermişim. Bugün 29'u ama 28'inde elime ulaştı. 3 haftadan biraz fazla. Oldukça makul bir süre. 130 lira ürünün kendisine, 44
44-45 lirada kargoya vermişim. Tabii ürünün sağlıklı bir şekilde elimize ulaşmasında ücretli kargonun ve takipli seçeneğinin epey bir etkisi oluyor. Takipli kargo olmayınca elim ulaşmayan çok kargo oldu benim de. Diğer alışverişler için de tavsiyem genelde cüzi de olsa bir kargo ücreti vermek ve muhakkak takipli seçeneği olan bir kargo seçeneğini seçmek olmalı. Ürün bu şekilde 175 lira AliExpress'e ödemişim. Tekrar kutuya dönecek olursak, kutuyu teslim alırken PTT görevlisine 16 lira vergi ödedim. Ücrete karşılık. Toplam ne oldu? 175 liraydı. 16 lira da 190 lira gibi bir bana mal olmuş oldu. Kutuyu açalım. İçinden bir prospektüs çıkıyor. İngilizce ve Çince yazıyor. Bu İngilizce kısımda muhtemelen Çince'de de öyle. Nasıl yapacağımızı, kurulumunu, programlamasını tarif ediyor. Tabi programlama deyince önce bir zihinde ya yazılımsal bir şey mi yapacağız? C++ mı yazacağız? Nasıl olacak bu diye ben de merak etmiştim ama öyle değil. Mekanik bir işlem. Basit. Onu göstereceğim zaten yapacağım işlem o. İşte vites göstergesi çıkıyor. Şöyle bakalım. Güzel küçük bir şey. İşte onun soketi. Burada plastik kelepçeler var. Vites göstergesinin kablosunu şasiye tutturmak için ihtiyacımız olabilir bunlara. Bir de çift taraflı yapışkan bantlar. Bu da vites göstergesini işte uygun gördüğümüz yere yapıştırmak için. Eğer o ilanda gösterdiğim çerçeveyi almazsanız böyle bir şeye ihtiyacınız olacak. Ürün böyle. Maliyeti de öyle. Şimdi montaja geçelim. Evet, montajı yapmaya geldik. Neden buraya geldik? Öyle manzaralı bir yer olsun diye burayı seçmedim. Montajı yaptıktan sonra vites programlamasını yapmak için eğer bir tane tamir bakım sehpanız yoksa, yani arka tekerleği havaya kaldırabileceğiniz, trafiksiz ve vitesleri ardışık bir şekilde arttırabileceğiniz, 6. vitese kadar kesmeden çıkabileceğiniz bir yola ihtiyacınız var. Bunun için de ben burayı seçtim. Sakin bir yol. Programlamayı burada yapabilirim. Tabii öncesinde montaj yapmamız gerekiyor. Montaj için de 5 numara aylana ihtiyacımız var. Tramvay geçiyor. 5 numara aylan olmazsa olmaz. Yani çünkü seleyi sökmemiz gerekecek o sokete ulaşmak için. Bunu da 5 numara aylanla yapacağız. Onun dışında makasımız olursa iyi olur. Elektrik bandı olursa da iyi olur. Ama onlar zaruri değil. Öncelikle seleyi, arç selesini alıyoruz. Bunun altında da bir avadanlık var ama onun içinde benden 5 numara aylan çıkmadı. Sizde var mıdır? Bilmiyorum. Şu iki vidayı aylanla sökeceğiz. Saat yönünün tersine olacak. Ben daha önceden işlemi yaptığım için çok kanırtmama gerek yok. Ama siz saat yönünün tersine biraz kanırttığınız zaman bunlar zaten çıkacaktır. Tamamen yerinden çıkarmanıza gerek yok. O zaten bir zaman sonra boşa dönmeye başlayacak. Şu an olduğu gibi. Sele hemen zaten geliyor elimize. Seleyi kaldırdık. Koyalım. Şu soket, yakınlaşayım. Şu soketle işlem yapacağız. Buraları da hiç açmadığım için biraz tozlu. Çok önemli değil. Makas neden lazım dedim. Bu soket yanındaki kablolara elektrik bandıyla bağlı olabiliyor. Onu oradan makas, bıçak bir şekilde sıyırmamız gerekebilir. Ben daha önce o işlemi yaptığım için bu burada duruyor. Bunun üstündeki kapak. Bu kapağı çıkartacağız. Nasıl çıkartacağız? Şuradaki tırnağı kendimize doğru çektiğimizde bu hemen boşa çıkıyor. Ya bunu düşürmeyelim. Böyle bir yere koyalım. Daha sonradan tekrar lazım olabilir. Sonra vites göstergesini alıyoruz.
Bunun soket kısmını üst tarafı, bu kabarık tarafı var. Onu bunun da tırnaklı tarafına atıyoruz. Oradaki dişler zaten giriyor. Elektrik bandı neden lazım? Yani buralar açıkta duruyor. Buraları sarmak faydalı olabilir. Burası çünkü su ve toz alan yer. Şimdi montajı tamamlamayacağım. Sadece programlamayı yapacağım. Ondan sonra buraları belki sökmem gerekecek. Daha nizami bir şekilde yerleştirmek için. Şimdi idarelik olarak bunu görebileceğim bir yere koyayım. Sağlam gözüküyor. Evet. Geri toplayalım. Bu kadar bunun işlemi. Bu defa haliyle saat yönüne doğru çevireceğiz. Çok fazla sıkmamıza gerek yok çünkü eğer beceremediysek, başarısız olduysa tekrar açmamız gerekecek. Ayrıca başarılı olduysa da kabloları daha nizami yerleştirmek için açmamız gerekebilir burayı. Şimdi programlama tarafına geçelim. Bakalım nasıl olacak. Vites göstergesini taktık. Şimdi programlamayı yapacağız. Açalım. Sıfır. Şimdi boşa alacaksınız. Ben daha önceden programlamayı yaptığım için bende 6'dan 1'e doğru geriye saydı. Bu şu demek. Bende programlama yapılmış. Sizde nasıl olacak? Tekrar programlama iptal nasıl edilir onu bilmiyorum ama nasıl olacağını göstereceğim. Boşa alacaksınız. Sıfır yazacak burada. Daha sonradan çalıştıracaksınız. Şu an boşta. Geri dönelim buradan. Şu an sizde 1 böyle yanıp sönmeye başlayacak. En son 2 yazdığında 2'ye atacaksınız. Şimdi de 2 yanıp sönüyor olacak. 2 yanıyor sönüyor, yanıyor sönüyor. En son 2 de artık o ara ne mi ne bir şey yazıyor. 3'e geçiyor. O ara 3'e atacaksınız. Aynı şey onda da olacak. Yanacak, sönecek, yanacak, sönecek. Gitgide hızlanacak bu yanma, sönme olayı. 4 diyecek, 4'e atacaksınız. Şimdi olduğu gibi. Aynı işten bunda da olacak. 4 hızlanarak yanmaya, sönmeye devam edecek. En son sabitlenecek ve 5'e geçecek. O ara 5'inci vitese atacaksınız. Aynı işlem 6'da da olacak. 6'ya atacaksınız. Bu kadar. Bitti gerçekten. Tabii ben de daha önceden programlı olduğu için ben de onu resetleyebilmeyi isterdim ama bir çalışacak mı çalışmayacak mı diye denemem gerekti. Baktım çalışıyor. Ben öylece yapmış oldum. Ama bu kadar işlem. Belki biraz daha uzun bir yola ihtiyacınız olabilir. Ben biraz daha seri attım tabii haliyle. Siz öyle 1 kilometrelik en az böyle müsait bir yolu güzergah edinin. Eğer sehpanız yoksa, tamir sehpanız olacaktır. Programlamayı bitirdik. Sıra geldi o yarım kalan montaj işini halletmeye. Onun için ne yaptım? Şu dursun burada. Elektrik bandı lazım olur demiştim. Ben bu soketin açıkta kalan yerlerini bantladım onunla. Ama şart değil tabii. Daha sonra buradaki plastiği yine aynı kullandığımız alyanla bunu gevşettim. Burası o zaman tam çıkmıyor ama. Ne diyorduk? Bunu gevşettim. Alyanla, 5 alyanla. Tam çıkmıyor burası ama artık arkadan çalışacak kadar fırsat veriyor. Daha sonra kabloyu mümkün olduğunca en yukarıdan geçirmeye çalıştım. Çünkü
Motor çalışıyor, sıcak. Kabloya bir şey olmaz olmaz ama bir ömrü var sonuçta onun. Sıcaktan ne kadar uzak kalabilirse o kadar iyi olacaktır. Sonra kabloyu buradan geçirdim. Nihayetinde koyduğum yer burası. Fakat oraya koymak için bu sinyali ve dolayısıyla buradaki plastik parçayı birazcık öne almak gerekiyor. Buradaki somunu ve sinyalin somunu da çıkardım. O zaman bana bunu geçirecek kadar alan bırakmış oldu. Tabii bu işlemi yaparken videoya çekmedim çünkü spontane oldu. Nasıl yapayım, nasıl edeyim falan diye baka baka yaptım. Biraz daha spontane olabilir yani. Ben oradan geçirdim. Başka yöntemi olan varsa oradan geçirir. Ben buraya yapıştırdım. Bir başkası başka yere yapıştırır. Bu işin tabii yeşilliği. Kutunun içinden çıkan yapışkanı değil de ben bu kask aparatlarını bağlamak için uçan bantlar vardı. Onu kestim. Daha sağlam geldi bana. Bu şekilde tamamladık. Bakalım. Birden 6'ya kadar açılışta bir selamlama yapıyor. Daha sonra da işte F diyor. Bu şekilde tamamlamış olduk. İşlemleri böyle gerçekleştirdim. Sırayla dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Tabii bu işlemi kamu spotunda vereyim. Bir sorumluluğum yoktur yani. Yapılırken yapılacak hatalardan. Motosiklete doğrudan bir zararı var mıdır? Onu da bilmiyorum. Hiç sanmıyorum ama bildiğim bir konu da değil yani. Ama takıyorsun çalışıyor işte. Çok enteresan. Basıyorsun bayağı şıkır şıkır çalışıyor. Konuyla ilgili sorusu, düşüncesi olan arkadaşlar varsa onlara da cevap vermek isterim. Yorum olarak belirtebilirler. Garantiyi bozuyor mu bozmuyor mu bir fikrim yok. Onunla ilgili bilgisi olan vardır. Belki onlar düşüncelerini paylaşabilir isterse. Son olarak bu şekilde kendimce bir motosiklete vites göstergesi montaj işlemini nihayete erdirmiş oldum. Bununla ilgili de bir içerik üretmiş oldum. Umarım birilerine faydası olur bunun. Eğer adetten de videomu beğendiyseniz beğenmeyi, öyle bir şey yok ya yani beğenmeyi unutmayın. Bir de emir kipiyle söylenir ya bunlar. Beğeneceğim varsa da beğenmiyorum o zaman. Abone olmayı unutmayın. Allah Allah. Onun yerine yani abone sayımda bir artış olması beni mutlu ediyor. Yeni videolar çekmek için de bir teşvik edici neden oluyor yani. Videomun da beğeni sayısı. Birilerinin işine yaradığını görmek iyi geliyor insana. O yani onun dışında kanalıma abone olmanız beni mutlu eder. Videomu da beğenirseniz yine mutlu olurum. Teşekkür ederim.